Gençler selamlar. Ben SML Hoca'nız, SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar 7. acil tekrar videosundayız ve TYT'yi bu videoyla noktalıyoruz. Nereye geçeceğiz? AYT'ye. 17 videoda AYT'de var sevgili gençler. Hem konu özeti, hem soru çözümü sevgili gençler. Sizin için muhteşem bir tekrar olduğunu herhalde söylemeye lüzum yoktur. Şimdi Bugünkü konumuz merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri. Yani istatistik ve sevgili gençler biraz da grafik işleyeceğiz. Grafik sorularını çözeceğiz. Hani o hep grafik problemleri diye nasıl olsa grafiğin üzerinde bir şeyleri okurum işaretlerim dediğin sorulardan hep de kaçırdığın sorulardan çözeceğiz haberin olsun. Aslında gayet senin de düşündüğün gibi basit ama nedense denemelerde öğrencilerin her zaman yanlış yaptığı yerdir grafik problemleri. O yüzden e, dikkatli bir şekilde soruları dinlemeni çözümleri dinlemeni ve konuyu da anlamanı istiyorum şimdi her şeyden önce e, bu konunun bizim için güzel yanını Eğer ÖSYM bu konuyla alakalı bir soru soruyorsa ki soruyor sorunun başında sana belli başlı tanımları da veriyor arkadaşım işte ne gibi? Mesela açıklıkla alakalı bir soru sorduysa açıklığın tanımını yapıyor. Standart sapma ile alakalı bir soru sorduysa standart sapmanın da tanımını yapmış oluyor. Bu yüzden biraz şanslıyız. En azından konuyu unutma gibi bir derdimiz yok. Ama soruları çözerken yine ne diyorum? Dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri dedik. Şöyle ben sana ekranımı da yaklaştırayım istersen. Şöyle yapalım. Şimdi diyoruz ki test istatistikleri, merkezi eğilim ölçüleri bir de merkezi yayılım ölçüleri var. Bunları niye veriyoruz? Olası bir öncüllü soruda aşağıdakilerden hangisi merkezi eğilim ölçüsü değildir diye bir soru sorulursa o zaman böyle akışıp kalmayalım diye. Merkezi eğilim ölçüleri neler? Aritmetik ortalama, medyan ve mod. Yayılım ölçüleri ise açıklık ve standart sapmadır sevgili gençler. Aritmetik ortalama bir veri grubundaki ölçümlerin toplamının ölçüm sayısına bölünmesiyle elde edilir ki hepimizin en iyi yaptığı iş bu aritmetik ortalamanın nasıl bulunması gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Aritmetik ortalama bir dizideki terimlerin ağırlık merkezidir aynı zamanda. Aritmetik ortalamayı nasıl buluyormuşuz? O data grubundaki sayıların toplamı yani verilerin toplamı bölü veri sayısı olarak buluyoruz aritmetik ortalamayı hani olursa sana sorunun içerisinde aritmetik ortalama diye söylemez de şu şekilde de verebilir x'in üzerine bir çizgi çekerek ve sen bunun nasıl hesaplanması gerektiğini biliyorsun artık verileri topluyorsun kaç tane veri varsa veri adedine bölüyorsun medyan yani ortanca bu mediumdan aklınıza gelsin orta medyan ortanca demek küçükten büyüğe doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanmış bir dağılımı Tam ortadan ikiye bölen değerdir. Bazen medyan direkt olarak veri grubunun içerisindeki bir eleman olmayabilir. Sonuç olarak çift sayıda bir çift sayıdan oluşmuş çift sayıda datadan oluşmuş bir veri grubunda sevgili gençler tam ortanca değeri bulamazsınız. O yüzden ortada kalan iki tane terimin aritmetik ortalaması bize yine medyanı verecektir diyebiliriz. Mod ise tepe değerdir sevgili gençler. Türkçe eleştirilmiş isminden kaynaklı bazen karıştırılabiliyor. Tepe değer sanki böyle maksimum yaptığı zirve yaptığı nokta olarak adlandırılıyor. Ama aklımıza geliyor o şekilde algılanıyor. Fakat mod demek sevgili gençler en çok tekrar eden değer demek. Bir veri grubunda en çok tekrarlanan değeri mod diyoruz. Şimdi bununla ilgili 3 tane özellik var. Diyoruz ki bir sayı dizisindeki sayılar birbirinden farklıysa bu sayı dizisinin modu yoktur. Yani her bir terim birer defa kullanılmışsa dolayısıyla bu sayı dizisinin modu yoktur diyoruz. Kesip atın. İkinci öncülde de diyoruz ki ikinci özellikte bir sayı dizisindeki verilerin hepsi aynı sayıda tekrarlanıyorsa yine bu dizinin bir modu yoktur. Yani sevgili gençler mesela 2 tane 2, 3 tane 3, 2 tane 2, 2 tane 5, 2 tane 3, 2 tane 5, 2 tane 7, 2 tane de 10 olsun. Şimdi bu sayı dizisinin de modu yoktur. Yani şöyle diyemezsiniz işte 2'den iki tane var üçten de iki tane var. O zaman hepsi bunların moddur diyemiyorsunuz sevgili gençler. Çünkü ne demiştik? En çok tekrarlanan değeri. Şimdi hepsi ikişer defa tekrarlanmışsa hangisi daha çok tekrarlanmıştır diye bir soru sormak da zaten saçma olur. Dolayısıyla sevgili gençler bu sayı dizilerinin de modları yoktur diyebiliyoruz. Üçüncü özelliğimize baktığımızda ise. Bir sayı dizisinde en çok tekrar eden sayılar aynı sayıda olmasına rağmen ardarda değilse bu sayı dizisinin birden fazla modu vardır. Bir veri grubunda terimlerin tekrar etme sayısına da frekans denir. Şimdi şuraya bir daha bakalım. Bir sayı dizisinde en çok tekrar eden sayılar aynı sayıda olmasına rağmen ardarda değilse bu sayı dizisinin birden fazla modu vardır diyoruz. Yani bu ne demek sevgili gençler? Bir sayı dizisinde 3 tane 3 kullanılmış, 3 tane de 5 kullanılmış. Diğerlerinin hepsi bunlardan daha az kullanılmış. O zaman ben diyorum ki bu sayı dizisinin 2 tane modu vardır. Birisi 3'tür, birisi 5'tir tarzında. En büyük ve en küçük değer adından da kolayca anlaşılabildiği gibi bir sayı dizisindeki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında en küçük sayıya en küçük değer, en büyük sayıya da en büyük değer denir. ...küçükten büyüğe doğru sıralamana gerek var mı? Yok sen en küçüğünü bulabilirsin, en büyüğünü bulabilirsin... ...dolayısıyla en küçüğü, en küçük değer, en büyüğü de en büyük değer diyeceksin. Açıklık peki, yani merkezi yayılım ölçülerinden ilki... ...bir veri grubundaki en büyük ve en küçük değer arasındaki farka... ...sevgili gençler az önce en küçüğü, en büyük değeri buldunuz... ...bunların farkını alırsanız biz buna açıklık diyoruz. Standart sapma yani ikincisi ise biraz bulması zahmetli olan ama bir merkezi yayılım ölçüsü olan bir standart sapma birinci olarak diyoruz ki puanların aritmetik ortalamasını önce bulacaksın eğilim ölçülerinden aritmetik ortalamayı önce bulacaksın sonra da her bir puanın aritmetik ortalamadan farkını bulacaksın farkının karelerini alacaksın ve toplayacaksın ve daha sonra biz buna bu yaptığımız işlemden sonra elde ettiğimiz sonuca varyans diyeceğiz varyans nedir neymiş sevgili gençler sayıdan aritmetik ortalamaya çıkardın karesini aldın. Çıkardın karesini aldın. Çıkardın karesini aldın. En son sayıya da en son puana da bu işlemi yapıp hepsini topluyorsunuz. İşte toplamda gelen sonuç varyanstır. Peki hocam bu varyans ne işe yarayacak? Terim adedini buldum. Kaç tane var? N tane var. O zaman sen bu varyansı n-1'e böleceksin. Böldükten sonra da karekökünü eğer alırsan işte bu S'yi yani standart sapmayı verecek sana. Dedim ya bulması biraz zahmetli. Standart sapmanın küçük olması durumunda şimdi bunlar da yorum sorularında işinize yarayabilir. Hocam bununla alakalı yorum sorusu da mı çıkıyor ya deme. Çünkü biliyorsunuz bizim kitaplarda acil yayınlarında bunlarla alakalı yorum soruları mevcuttu. Dolayısıyla karşımıza çıkma ihtimali de var. Hem de gayet güzel sorular yazılmıştı. İlk olarak... Eğer standart sapmamız küçükse, puanlar arasındaki fark azdır diyoruz. İkinci olarak öğrencilerin düzeyi birbirine yakındır. Mesela sen bir sınıfın öğrencilerinin sınav notlarının standart sapmasını bulduysa, öğrencilerin düzeyinin birbirine yakın olduğunu görürsün. Hani bazen şey deriz ya, ya işte standart sapması yüksek sorular falan deriz ya. İşte standart sapmasının yüksek soru olmasının sebebi o soruyu çok az kişinin çözmüş olması. İşte diğerlerinin standart sapmasının daha az olmasının sebebi de sevgili gençler, diğerlerinin çok fazla kişinin çözmesi. Dolayısıyla düzey birbirine farklı, düzey birbirine yakın olmadığından standart sapması yüksek diyoruz. Birbirine yakın olmuş olsa sınavımız ya çok kolay bir sınav ya da çok zor bir sınav olurdu diyebiliriz. Öğrenci puanları sınıf ortalamasına yakındır. Evet doğru. Eğer standart sapma azsa biz bu standart sapmayı sevgili gençler öğrencilerin e, puanlarının sınıf ortalamasının yakın olduğunu da görürüz. Öğrenci grubu homojendir diyebiliriz. Çünkü herkes birbirine yakın not almıştır. Öyle çıkıntılık yapıp da tüm sınıf 5 almışken 10 almışken 98 alan bir öğrenci e, çok nadiren görülür bu gruplarda. Ölçme bilen ve bilmeyen öğrenci, ölçme ise, pardon şöyle diyelim, ee, şimdi gruba homojen dedik. Ölçme bilen ve bilmeyen öğrenciyi ayırt edememiştir. Yani güvenilirlik azdır diyoruz. Şimdi neden güvenilirlik az oluyor? Şöyle düşünün, standart sapmamız az çıktı. Yani ben bu standart sapmaya bakarak bu sınıfın, ee, işte... Bilen öğrencileriyle bilmeyen öğrencilerini çok da ayırt edemem. Yani başarılı öğrencileriyle başarısız öğrencilerini çok da ayırt edemem. Çünkü benim elimde birbirine benim elimde küçük bir standart sapma var. Yani birbirine yakın puanlar var. O halde sevgili gençler, başarılı öğrenciyle başarısız öğrenci arasında çok da büyük bir fark olmayacağı için güvenilirliğimiz yani bu teste bakarak bu sınıftaki öğrencilerin başarılı başarısız olma durumlarını veya onların notlarını ölçme konusunda biz bu standart sapma testine şu an güvenemeyiz diyeceğiz. Güvenilirliğimiz azdır diyeceğiz. Peki standart sapmanın büyük olması durumunda neler olacak? Tam tersleri. Puanlar arasındaki fark mutlaka ama mutlaka fazladır. Yani 5 alan öğrenci ile 98 alan öğrenci bu sefer aynı sınıftadır. Öğrencilerin öğrenme düzeyleri birbirinden uzaktır. Yani bir sınıfta çok iyi öğren öğrenen öğrenciler varken aynı dersi Aynı sınıfın içerisinde hiç öğrenemeyenler de olabilir. Öğrenci grubu homojen değildir diyoruz. Öğrenci grubu homojen değildir zaten üsttekini açıklıyor. Yani öğrenme düzeyleri birbirinden uzak olan öğrenciler aynı sınıfta oldukları için öğrenci grubumuza biz homojen değildir diyoruz. Ölçme bilen ve bilmeyen öğrenciyi ayırt etmiştir bu sefer. Evet çünkü standart sapma yüksek olduğu için biz puanlar arasındaki farkın fazlalığından bahsedebiliriz. Aritmetik, ortala, aritmetik ortalamasının sevgili gençler öğrencilerin puanlarından çok farklı yani uç sınırlardaki öğrencilerden çok çok farklı olduğunu görürüz. Dolayısıyla standart sapmanın da yüksek olduğunu görerek biz diyebiliriz ki işte başarılı öğrenciler şunlar şunlar başarısız öğrenciler de bunlar bunlar diyebiliyoruz. Güvenilirliği bu yüzden fazladır deriz sevgili gençler. Belki de Lise hayatınız boyunca ilk defa duyduğunuz bilgilerdi ama mühim bilgilerdi. Haberiniz olsun diyelim ve hazır mısın? Başlayalım mı sorularımıza? Hadi gel. Gel senle soruları çözelim. Hadi bakalım. Aşağıdaki veri grubunun sadece bir tane modu vardır. Veri grubumuz ise şu 6, 10, 12, 14, 14, y ve 23. Bu veri grubunun medyan ve aritmetik ortalama değerleri birbirine de eşitmiş sevgili gençler. Buna göre y kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben sadece bir tane modu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buradaki y sayımızın 23 olmaması gerektiğini de biliyorum. Eğer sayımız 23 ise sevgili gençler doğal olarak iki tane modu olacaktı. Dolayısıyla bir tane modu olmayacaktı. Y sayısı 23 değildir ama Y sayısının 14'ten büyük veya eşit olması gerektiğini de pek tabii söyleyebilirim. 14'ten büyük veya eşittir. Çünkü 14 olursa yine modumuz 14 olur. Bir şey değişmez. 15 olursa da modumuz 14 olur. Bunda da bir sıkıntı yok. Medyanla aritmetik ortalama değerleri birbirine eşitmiş. E şimdi medyana bakacak olursak. Arkadaşlarım Sol tarafta 3 tane, sağ tarafta 3 tane bıraktım. Tam ortadaki değer 14 olduğuna göre demek ki medyanımız 14'müş. E aritmetik ortalamaya eşitse aritmetik ortalamamızın da 14 olması gerektiğinden kolayca bahsedilir. Ve bu veri grubunun elemanlarını toplayıp toplamda 7 tane sayı oldukları için 7'ye bölersek de aritmetik ortalamasını buluruz. Yani 14'ü bulmamız da gerekiyormuş. E gelin toplayalım. Bakın 14, 6 daha 20, şöyle 30 yaptı. Daha sonrasında 23, 12 daha 35, 30 daha 65 yaptı. 65'e 14 ekledim. 79 geldi. Artı bir de y'miz var. Hadi gel bir de bunu 7'ye bölelim. Cevap ne çıksın? 14. Şimdi y'yi bulduk işte. O halde 79 artı y diyelim. Eşittir. 7 kere 14 diyeceğiz. Ki bu da 70 artı 28'den 98 gelecek. Eğer 79'a y eklediğim zaman 98 geliyorsa buradaki y dediğimiz sayı 19'un ta kendisidir. O halde cevabımız da 19'un ta kendisidir diyebiliriz sevgili gençler. İlk sorumuzun cevabı Bursa'ydı. Geçtim ikinci soruma. Bana diyor ki bir güreş takımındaki oyuncuların ağırlıklarının aritmetik ortalaması 84'tür. Takımın en ağır sporcusu Halil 100 kilo Takımın en hafif sporcusu Mehmet de 64 kilogrammış. Halil ve Mehmet takımdan ayrıldıktan sonraki takımdaki sporcuların aritmetik ortalaması ve medyanı nasıl değişmiştir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle sevgili gençler ben medyanın değişmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü hani şu şekilde dizdiniz Varsayalım ki kaç tane ben oyuncu olduğunu bilmiyorum. Varsayalım ki 5 tane oyuncumuz var hatta 7 tane oyuncu olsun. Sonrasında takımın en hafif sporcusu ve en ağır sporcusu takımdan ayrılırsa az önce benim medyanım burasıydı. E medyanım yine burası sevgili gençler. Ortadaki değeri değiştirmiyoruz. Dolayısıyla medyanın değişmemesinden kaynaklı benim eleyeceğim şıklar çok açık Adana'yı Bursayı ve Edirne'yi eleyebilirim çünkü medyanın değişmemesi gerektiğini söylemiştik. Şimdi gelelim aritmetik ortalamaya. Arkadaşlar aritmetik ortalamamız 84 değil miydi? Evet. Şimdi o zaman ben grupta kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Diyelim ki kişi sayısına kişi sayısına sevgili gençler Gelin x diyelim. O zaman bu Halil ile Halil ile Mehmet gruptan ayrılmamış olsalardı bizim yaşlarımız pardon kilolarımızın toplamı 84 çarpı x olacaktı. Ama ayrılmışlar. Yani bu grubun toplam kilosu 164 kilo azalmış sevgili gençler. E kaç kişi kaldı? x eksi 2. İşte alın size yeni aritmetik ortalama. Peki bu yeni aritmetik ortalamaya göre bu x'ten az mıdır? Ya da 84'ten az mıdır? 84'ten çok mudur? Buna nasıl karar veririz? Basit. Bakın şöyle yapacağız. Ben burayı 84x eksi 168 bölü x eksi 2 diye yazacağım. Hocam eksi 164'tü. Tamam güzel kardeşim al o zaman. Artı 4 bölü x eksi 2 dedim. Sana eksi 164'ü tekrar geri verdim. Niye böyle bir şey yaptık? Çünkü sevgili gençler. Şu kısım var ya 84x eksi 168 bölü x eksi 2. Alt tarafın 84 katı yani paydanın 84 katı pay kısmında var. Demek ki o zaman burası kaçmış aslına bakarsanız. 84'müş. Ben buna 4 bölü x eksi 2 ekledim. he E şimdi az önceki benim kilo ortalamam 84'tü. E buna pozitif olan bir sayı ekliyoruz şu an. O zaman benim yeni grubumun aritmetik ortalaması da 84'ten haliyle fazla olacaktır. Yani aritmetik ortalama artacaktır. O halde cevap ne olur? Denizli seçeneği olur sevgili arkadaşlarım. E geçtim bir diğer soru. Diyor ki YKS'ye hazırlanan bir öğrencinin her ay girdiği deneme sınavlarında toplam 120 soruda yaptığı net sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. İnşallah sizin de net sayılarınız buna benzer bir şekilde artmıştır ya da daha da fazla netler yapıyorsunuzdur. 60, 62, 64, 62, 66, 72, 78, 86 ve 98. Bu öğrencinin yaptığı netlerle ilgili olarak Veri grubunun açıklığının 38 olduğundan bahsetmiş. Öncelikle benim buradaki en büyük elemanım 98, en küçük elemanım ise 60. 98'den 60'ı çıkarırsanız veri grubunun açıklığını bulursunuz. 38 midir? Evet, 38'dir. İlk öncülümüz doğruydu. Yaptığı netlerin aritmetik ortalaması 82'dir demiş. E, bulalım. Bakın, Eylül, Ekim, Kasım. Aralık ve Ocak'ta 60'ar er küsür netler yapmış. 5 kere 60'tan 300 geldi oranın toplamı. Daha sonrasında Şubat ve Mart'ta 150 var sevgili gençler. Buranın hepsini topladık bu arada. Nisan ve Mayıs'ta da 80-90 daha 170. 8-6 daha 14. 184'ümüz var. Toplamadığımız neresi kaldı? Şunların küsüratları. 2-4 daha 6 yapar. 2 daha 8 yapar. 6 daha 14 yapar. Bir de bunu ekleyeceğiz. Hadi bakalım. 0, 0, 4, 4, 8 yaptı. 5, 13, 14. 14'ün 4'ü. Burası da 5, 6 geldi. 648'i ben kaça böleceğim? Burada kaç tane ay var? 9 tane. Demek ki 9'a böleceğiz. 64'ün içerisinde 9 7 defadır. 7 kere 9, 63. 1 kaldı. 18'in içerisinde 2 defa vardır. Yani benim sevgili gençler aritmetik ortalama 82 değil 72'ymiş. Gitti. Modu 62'dir demiş. Yani en çok tekrar eden e, burada net sayısı 62'dir demiş. Öyle mi bakalım. Bakın 62'den 2 tane var. Başka birbirini tekrar eden 2 net var mı? Yok. O zaman bizim tek modumuz vardır. O da 62'dir deriz. Cevabımız 1-3 olur. Yani cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Bir diğer sorumuz. tabi şurayı silelim. Bir veri grubundaki sayıların aritmetik ortalaması sayıların toplamının sayı adedine bölünmesiyle bulunur. İşte dersin başında size anlattığım muhabbet buydu. ÖSYM ÖSYM'de soruların başında mutlaka tanımları verir size. Hatta bu şekilde 2 satır falan olmaz bazen 3'ünün 4'ünün tanımını verir. 5-6 satır tanım yazar. Biliyorsan es geçebilirsin. Bir futbol takımı ligde oynadığı 4 maçta 3 puan almış. 4 maçta 3 puan. 6 maçta 1 puan almış. 2 maçtan puansız ayrılmış. O zaman 0 puan diyebiliriz. Buna göre bu futbol takımının bu ligde oynadığı maçlarda aldığı ortalama puan nedir? Şimdi 4 maçta 3 puan aldıysa 3'er puan diyelim. 3 kere 4'ten 12 puan buradan elde etmiş. 6 puan da buradan elde etmiştir. Buradan aldığı puan 0'dır. Ve bunların toplamı da sevgili gençler toplam 18 puan almış. Bu arkadaş takım ee, kaç maçta? 12 maçta. O zaman ben 18'i 12'ye bölerim. Ve derim ki arkadaşım burayı 6'ya böl. 3 burayı 6'ya böl. 2 3 bölü 2 de 1.5'un ta kendisidir. Dolayısıyla maç başına ortalama 1.5 puan alıyormuş diyebiliriz. Biz bu takım için sevgili arkadaşlar. Evet geçtim bir diğer soruma. Grafik soruları arkadaşlar. Dikkatli dinlemenizde çok büyük fayda görüyorum. A, B ve C marka içeceklerin bulunduğu 3 tane şişe var. Aynı marka her bir içecek aynı ağırlıktadır. Pekala. Birinci grafikte şişelerin sayıca dağılımı, ikinci grafikte ise şişelerin toplam ağırlıklarının dağılımı verilmiştir. ABC marka şişelerin her birinin ağırlığı sırasıyla MA, MB ve MC olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye sorulmuş bize. Şimdi birinci grafikte şişe sayıları vardı. Şişe sayıları. İkinci grafikte ne vardı sevgili gençler? Toplam ağırlık. He. Şimdi bu M, MB ve MC neymiş? Şişelerin her birinin ağırlığı. O halde ben mantıklı düşünelim. Toplam ağırlık miktarını şişe sayısına bölersem eğer bir şişenin ağırlığını bulmuş olmaz mıyım? Oluruz. Peki şu kısımda eksik olan yerleri nasıl tamamlayacağız? E tabi 360 olduğunu biliyoruz biz. 170, 46 daha 216 yapar. 360'dan 216'yı çıkarırsanız da 144 kalır. Yani aslına bakarsanız burası 144 dereceymiş. Bir de buraya bakalım. 180, 36 daha sevgili gençler. Yine 216 yapar. E buraya iyi, hocam yine 144 derece kalır. Pekala. O halde ben direkt şunu yapabilirim artık. Arkadaşım B'nin ağırlığı çok fazla ama B'nin şişesinden de çok fazla var burada. Yani o zaman ben bu ağırlığı şişe sayısına bölersem 17 bölü 18 gelir. Ben buna MB diyebilirim. Peki MA nedir? E 46 bölü 36'dır hocam. Evet doğru. MA da 46 bölü 36 diyebiliriz. Bununla oranlayabiliriz. E C nedir? MC. O da 144 bölü 144 yani 1. Şimdi biz aslında şu an sıraladık. Çünkü küçükten büyüğe doğru sıralıyorduk. Bakın burası basit kesir birden küçük. Bileşik kesir birden büyük. Bu da tam bir. O halde B küçüktür, C küçüktür, A diyebiliriz. Cevabımız B, C, A olacak. O da hangi seçenekte verilmiş B, C, A? Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. Aşağıda bir sınıfta yapılan sınavdan öğrencilerin kaç puan aldıkları sütun grafiği şeklinde gösterilmiş. 60 puan üzerinde puan alan öğrenci sayısı 56 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle sevgili gençler 60 puanın üzerinde dediğine göre 65, 70 ve 75'ten bahsediyor. 65 puan alan 18 kişi var. 70 puan alan A kişi var. 75 puan alan da B kişi var ve ben bunların toplam sayısının 56 olması gerektiğini biliyorum. Yani A artı B çıktı işte karşımıza. Cevap nedir arkadaşlar? 38 benim ilk okul numaram. Yani cevap Ceyhan seçeneği de verilmiştir diyebiliriz. Basit bir soruydu. Ama ÖSYM'de de bu şekilde grafik problemlerinde basit sorular çıkabiliyor. Haberin olsun diyorum ben sana. Bir sınıfta futbol, basketbol ve voleybol oyunlarından sadece birini oynayanların dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte bize gösterilmiş. Bu sınıfta voleybol oynamayan 57 kişi olduğuna göre voleybol oynayan kaç kişidir diye sormuş. Önce bir alfa derecemizi bir bulalım biz. Olur mu? E şimdi yazalım. Alfa 2 alfa da 3 alfa. 3 alfa da burada 6 alfa var. Artı 10 eksi 10 gitti. E 360 dereceyse bu. Demek ki alfa kaç dereceymiş? 60 dereceymiş arkadaşlar. Güzel. Şimdi alfa 60 ise 60 60 120 artı ondan burası 130 e burası 60 e buraya kaç kalır arkadaşlar 190 buraya da 170 kalır ya hocam şekil ya şekli boş ver şekli boş ver biz öyle çizmişiz ama matematik sonuçta yalan söylemez şekil yalan söyleyebilir sıkıntı yok evet biraz hatalı ama sıkıntı yok şimdi voleybol oynamayan yani 190 derecelik bir dilim var değil mi voleybol oynamayan futbol artı basketbol 190 derecelik dilim 57 kişi ise 170 derecelik dilimi sormuş bize nedir diye soracağız. Sıfırları yedim. 17 çarpı 57 bölü 19 bize cevabı verir. Hocam bununla bunu sadeleştirelim. Mi? 3 evet 3 kere 17 kaç yapar? 51 yapar. Demek ki cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Ve arkadaşlar son sorumuz. Son soruya da hem dairesel hem de sütun grafiğini aynı anda koymaya çalıştım. Özen gösterdim. Çünkü çoğu öğrencinin sıkıntı yaşadığı bir yer. Bundan sonra görüyorsunuz ki TYT PDF'imizin sonundayız. AYT PDF'ine geçiş yapacağız artık. AYT konu tekrarları ve soru çözümleri yapacağız. Haberiniz olsun. E, kampı dikkatli bir şekilde izlemeye, irdelemeye, çözmeye sorularını aklınızda tutmaya özen gösterin. Haberiniz olsun ben yeteri kadar uyarı yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Aşağıdaki daire grafiği bir ülkeye yaz ve kış mevsimlerinde gelen tüm turistlerin bu iki mevsime göre sayıca dağılımını, sütun grafiği ise bu iki mevsimde gelen turist sayısını gösteriyor. Bu ülkeye yaz mevsiminde kaç turist gelmiştir diye soruluyor. Daire grafiği bize neyi vermişti? Tüm turistlerin bu iki mevsime göre sayıca dağılımını vermişti sevgili gençler. Şimdi alfaya alfa artı 72 o zaman şöyle diyebilirim. Ben 2 alfa artı 72 eşittir 360'tır. Demek ki 2 alfa eşittir 360'tan 72'yi çıkaracaksın 288. Alfada ne gelecek? 144 gelecek. Yani burası 144 dereceymiş. Burası da 144 artı 72 olacakmış sevgili gençler. İkisini toplarsanız 216 gelir diyebiliriz. Pekala. Şimdi turist sayısına baktığımız zaman da yaz ayında A artı 30, kış ayında A gelmiş. O zaman bunlar sevgili gençler iki, bu turist sayısını gösteriyor. E, buradaki de mevsime göre dağılımını gösteriyordu. O halde bunların oranı da birbirine eşittir. Yani sen gidip 144 bölü 216 dersen kış bölü yaza. E burada da A bölü A artı 30 demek zorundasın o halde. Pekala. İçler ister çarpımı yapacağız. Ama ondan önce sadeleştirme işlemleri görülebilir. Şurayı 2'ye böldüm 72. Burayı 2'ye böldüm 108 geldi. Daha sonrasında burayı 4'e böldüm 18. Burayı 4'e bölersek sevgili gençler. 22 tabii ki gelmez. Orayı 4'e bölersek 25 artı 2'den 27 gelir. E 9'a böldüm. 2 9'a böldüm 3. Yani 2 bölü 3'müş aslında. 2 bölü 3 eşittir. A artı A bölü A artı 30 ise dışlar çarpımında. 3A eşittir. 2A artı 60 yapacaktır. A eşittir. Kaç gelecek? 60. Diyor ki yaz mevsiminde kaç tane turist gelmiştir? E yaz mevsiminde A artı 30'du. A'yı 60 buldum. 60 artı 30'dan cevap ne gelir? Tabii ki 90. O halde cevabımız da Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Evet pdf'imizi noktaladık. Şimdi videonun da sonuna geldik. Umarım sevgili gençler çalışmalar iyi gidiyordur. Umarım iyi gidiyordur. Anket ya paylaşmışımdır ya da paylaşacağımdır ama yüksek ihtimal paylaşmışımdır anket sonuçlarını da merak ediyorum. Orada yaptığı yaptığım anketlere, topluluk kısmında yaptığım anketlere katılım yüksek olursa sevgili gençler biliyorsunuz daha sağlıklı sonuçlar elde ederiz ama ben anketin yani bu video çekilirken anketin sonuçlarını bilmeyerekten çekiyorum tabi. şimdi sevgili gençler kanalı iyi öğrenciler takip ediyor. Sağlam öğrenciler takip ediyor. Öncelikle bu konu hakkında beni mutlu ediyorsunuz, beni onurlu ediyorsunuz. Ee, tabii doğal olarak da sizler bu videonun sonunu şu an izleyenler daha iyi anlıyordur beni. Doğal olarak da bana diyorsunuz ki hocam lütfen yalvarıyorum lütfen bize zor sorular çıkarın karşımıza ve bu zor soruların çözümlerini yapın. Arkadaşlar geçen sene biliyorsunuz çok fazla zor soru çözdük. Ondan önceki seneyi biliyorsunuz aşırı derecede zor sorular çözdük. Ama bu sene çok zor sorular çözmek istemiyorum. Sebep diyeceksin hocam niye? Yani niye zor soru çözmek istemiyoruz? Şimdi bunun e, iki farklı nedeni var. Bir tanesi sevgili gençler, her zaman söylüyorum, her videoda söylüyorum. Sınav kolay olacak. Yani bunu hocam nereden biliyorsun lan ÖSYM'den misin falan diye soracak olursan da tabii ki değilim ama ben sınavın kolay olacağının denklemin içerisinden o çözümü buldum. Sınav kolay olacak. Onda sıkıntım yok. Onda sıkıntı yok. İkincisi ise şimdi ben sana zor soruları çözeceğim eyvallah ama bu sefer de sevgili gençler vakit kaybına uğrayacaksınız. Yani bu sebep de aslında birinci sebebe bağlanabilir. Vakit kaybı neye göre vakit kaybı? Alacaksın, o soruları çözmeye çalışacaksın, zorlanacaksın, çözemeyeceksin, moralin motivasyonun düşebilir. Ee, daha sonrasında zor soru çözerken sen 5 dakika harcıyorsan şu tarz sorulara sen 1 dakikada çözüyordur eminim buna. 1 dakikadan da daha az sürüyordur. Yani arkadaşlar bol miktarda pratik yapmak varken işte ne için? Sınav için. Sınav kolay olacak çünkü. Kolay olan bir sınava zor sorularla pratik yapmak saçma olur. Yani düşün sen bir futbol takımısın. Akisar'la maçın var ama sen Milan'la prova yapıyorsun. Veya işte Barcelona'yla prova yapıyorsun. Yahu senin maçın Akisar'la kardeşim. Manisa'yla prova yaparsın en kötü. Doğru muyum? Dolayısıyla sevgili gençler biraz daha mantıklı olmaya davet ediyorum sizleri. Evet başarılı olabilirsin ama her başarılı olan öğrenci zor sorularla sınava hazırlanıyor diye bir kaydı yok. Özellikle bu pandemi döneminde. Yani evet şu an 2018 TYT'ye hazırlıyor olsaydım sizi eyvallah derdim. Alın bu da zor, alın daha zoru. Hani dün zor soru çözmüştük ya bu daha da zoru diye videolar çekerdim ama aması işte bu. Dolayısıyla sevgili gençler kendinizi çok kasmayın. Gerekirse bir rehberlik de yaparız. Hani inandırıcılıksa inandırıcılık hocam işte kolay mı olacak zor mu olacak kasmaya gerek var mı netler yükselir mi Çakıl, çakılan netler vardır düşen netler vardır sevgili gençler hiçbiri problem değil sen çalışma miktarına bak sen gece yatağa yattığın zaman yeteri kadar çalıştım bugün diyebiliyorsan işte bu durum mesele başka bir durum yok ama Yattığın zaman hala vicdanın sızlıyorsa bugün de şunu da yapsaydım da iyi olurdu diyorsan orada bir problem vardır. Kendini çok yormayacaksın. Sonuç olarak e, sınava sen giriyorsun ama bedeninle beraber giriyorsun. Ya bu bedenin içinde bir beyin var, bu bedenin içinde bir kalp var, bir ruhu var. Sen onları çok yorarsan beyin istediği kadar bilgili olsun. Yorulduysa hiçbir işe yaramaz. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Evet, videomuzu noktalayalım. E noktalamadan önce kanala abone olmayanlar varsa abone olurlarsa ve sevgili gençler bu videoyu beğenebilirlerse çok e, mutlu etmiş olurlar beni. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da pek tabii unutmayın.